Ay aman be Merve. Ne kadar dağınıksın ha. Bul çabuk şu davet listesini. Ay bakıyorum işte. Ay nasıl tanımazsın o kızı ya? Nereden tanıyayım Simge? Ayrıca bildik biri bile olsa herkes maskeliydi yani. Volkan'ı bile bulana kadar 3 tane adamın suratını açtım. Tamam tamam. Uzatma da aramaya devam et. Uf, tam evlilik kararını açıklayacakken her şey berbat oldu. Ay bir de bu yetmiyormuş gibi dakikalarca göz göze bakıştılar. Bir bulsam zaten torçalayacağım o kızı vallahi. Kim olduğunu hakkında sorsana Simge. Ay o kadar da değil. Kıskançlık yaptığımı düşünmesi hiç işime gelmez. Hah, işte buldum. Ver bakayım şunu bana. Şimdi anlarız kim olduğunu. Ay saçları falan ne güzeldi ama değil mi? Merve, sen beni çıldırtmak istiyorsun anlaşılan. Bak gördün mü listeden de bir şey çıkmadı. Evet, demek ki davetsiz bir misafirdi. Ay buldum. Volkan'a soracağım. Volkan kesinlikle biliyordur. Hem Volkan bana her şeyi anlatır. Volkan'a sorduğum zaman neden cevap vermesin ki? Evet evet Volkan'a soracağım. Ay! Ay pardon. Rica ederim. Ay. Merhaba Simge Hanım. Merhaba. Verdiğiniz fikir çok güzeldi ama gördüğünüz gibi daha ben evlenme teklifini açıklayamadan içeri o kadın girdi ve her şeyi berbat etti. Maalesef. Oysa evlilik kararınızı açıklayabilseydiniz Makbule Hanım ve Nana'dan kurtulmanız çok kolay olacaktı. Ay bir de başımıza bu gizemli kadın çıktı ya. O gizemli dediğiniz kadın gece yarısı olduğunda apar topar kaçmasaydı maskenin ardındaki gerçek yüzü görebilecektik. Ama göremedik. Davetli listesini tam 3 kere inceledim. Davetli olmayan biri olmalı. Tüm hayatınız Nana'nın gelişinden sonra iyice alt üst oldu öyle değil mi? Bu gizemli kadınla Nana'nın bir bağlantısı olduğunu mu düşünüyorsunuz? Neden olmasın? Evet. Onu baloda istememiştim. Benden intikam almak için böyle bir oyun oynamış olabilir. Olabilir. Ya. Ay, yine tuttu simetri hastalığı. Ya Merve nasıl bulamazsınız şu kızı? Ay deli olmak işten değil. Ay ne yapabilirim? Volkan da bilmiyor. Ama gözüm Hakan'ın üzerinde nasıl olsa. Bir açığı olursa. Ha? Boş versene balodaki kızı. Hakan çoktan unutmuştur kızı. Ay öyle mi dersin? Tabii. Hem başka bir şey olsa Volkan bana söylerdi. Onlar da tanımıyorlarmış. Ay aslında bence kızı kimse tanımıyor. Gökten zeminle düşmedi ya bu kız. Ya Nana ya, bir sihir yap da şıp diye hazır olalım. Niye uğraşıyorsun? Evet yani. Olmaz. Makbuş'a söz verdim. İş yapmayı öğrenmem gerekiyor. Yoksa evde kalırmışım. Sen o kadar güzelsin ki kalmazsın. Hem de çok güçlüsün. Volkan abinin gözünü nasıl morarttın ama. Hiç hatırlatma. Üf, ne bileyim, çak deyince öyle... Yok yok, sen evde kalmazsın. O kadar komiksin ki. Ya ev işini beceremeyen kızlar evde kalıyormuş. Bakmış bana öyle dedi. Aman kalırsan kal. Ben kızlardan nefret ediyorum. Yağmur da evlenmeyecek nasılsa. Üçümüz beraber yaşarız. Ne güzel olur. Peki bir şey soracağım. Böyle kanunuz çıksa ihtiyarlasanız da mı evlenmeyeceksiniz? Ha? Asıl o zaman bizi kimse beğenmez ki. Ne kaynatıyorsunuz bakayım burada? Biz yaşlanınca sen de yaşlanacaksın. Evet yaşlanacağım. Ne güzel. Yani yaşlık da güzeldir. Baba, Nana evde kalır mı sence? Yok canım. Niye kalsın? Bir gün aşık olup evlenir o da. Nana çok iyi birini bul ama biz senden ayırmayacak yani. İyi misin? Evet. Ben şunu çöpe atar mısın? Bu
bu çiçeği mi? Evet, at orucunu. Peki. Nana. Vazgeçtim. Ver, ben sonra atarım. O çiçeğin sahibi... Yoksa tanıyor musun? Ben bir şey söyleyemem. Yani bilmiyorum. İyi geceler. Ne tuhaf kız. Çok yakışmış gerçekten. Yolda gelirken herkes bana baktı. Rezil oldum. Ne yapalım oğlum? Cimbom yenilir diye iddia etmeyecektin o zaman. Ya git Allah aşkına ya. Son 5 dakikada 5 gol atılır mı be? Dünya futbol tarihinde böyle bir şey yok. Böylece tarih adımızı altın harflerle yazdırdık. Ne haber? Kapat konuyu. Koyu bir Fenerli olarak moralim bozuluyor. Demek Merve de bilmiyor ha? Neyi? Ha, şu Balo'daki kızı mı? Yok, bilmiyor. Sen de iyi taktın o kıza ha. Ben mi? Yok canım, unuttum bile. Öylesine soruyorum. Böylesine bir aşk ancak masallarda olur.